teşekkür ediyorum. Çok tatsız bir olay öncelikle. Telefonları indirelim arkadaşlar. Allah kimseye yaşatmasın. Çok yıpratıcı bir olay. Ama her şeyden önemlisi annemin şu anda sağlığı iyi olduğu için duacıyım. Benim için her şeyden daha önemlisi. Olaydan bahsedelim birazcık. Nasıl olmuş olay canım? Annem market alışverişindeyken normal şekilde her zamanki gibi evine giriyor. Annemin duyduğu ettiği bir ses yok. İşte eve girip mutfağa paketlerini bıraktığı anda annemin üstüne saldıran kar maskeli, elleri eldivenli bir şahıs. Önce annemin ağzını, burnunu kapatıyor. Daha sonra işte saçından tutarak üst kata yatak odasını çıkarıp yatak odasındaki yatağın üstüne oturtarak ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlıyor. Uyutucu bir sprey sıkıyor. Annemi hayatta, annemin hayatta olmasını sağlayan şey öncelikle soğukkanlılığı. Bu da çok gurur verici bir şey. Böyle bir kadın kız olmak da insana bence bazı sorumluluklar ve dik durma dirayeti yüklüyor. Direnmemiş hiçbir şekilde. Direkt zaten o korkuyla ve can haliyle tamamen bayılmış durumda hayatta kalıyor. Psikolojik olarak da zaten şu anda kötü bir durumda. Yok, kötü bir durumda değil. Tabii ki yani bu kimin başına gelse hayatı boyunca unutamayacağı bir çok çok kötü bir tecrübe. Ama çok güçlü bir kadındır benim annem. Yani hani bunu çok hızlı bir şekilde atlatacağına inanıyorum. Kendini toparlayacak. Bulunma süreci nasıl? Biraz ondan bahseder misiniz? Kim buldu? Nasıl intikal etti size polisi? Tabii ki polislerimiz buldu. Üstelik aradan yani 16 saat... Anneniz nasıl bulundu? Nasıl o şekilde? Annem ayaklarını evden adamların şahısların çıktığından emin olamadığı için bir süre daha bağlı şekilde bekliyor korkuyla. Daha sonrasında bir tek ellerini geçirebilir kaç üzermiş. Elleri bağlı bir şekilde ve ağzı özellikle ağzı ve yüzü boynu bağlı şekilde evden kaçıyor. Güvenlik kameralarından bu görüntüler var. Ayaklarını işte bir şekilde çözüp karşı komşumuzun kapısını kumutlayarak. O kadın da evliymiş, doğru mu? Annesinin kaçtığı yerde. Evet, doğru. Kapıyı açıp annemi çözen ve kurtarma numarası yapan kişi. Tabii. Aslında hırsız yanı başınızdaymış galiba. Anahtar kopyalanarak karşı binanın hizmetçisi yapıyor bunu. Evet. Ama hep öyle olmaz böyle olaylarda. Derler ya, şaka değil ya, hakikaten iyi yakınlar insan. Canım nasıl almış anahtarı? Fark etmemiş maalesef. Bildiğim kadarıyla fark etmemiş. Benim de bazı konuşamadığım şeyler var. Sonra çok soruşturma devam ediyor. Ama yani söyleyeceğim şey şu, gerçekten ben bütün emniyet mensuplarımıza, Gayrettepe Gasp Büro Amirliği'ne buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde bu olay çözüldü. Bu bir zincir, o zincirin bütün halkaları şu anda böyle tıkır tıkır işliyor. Bizim de verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu annemi. Bunun için gerçekten duacıyım. Çok teşekkür ediyorum. Peki bir şey daha anne şey olarak bir değeri çok fazla olan eşyalar var sanırım maddi açıdan ziyade. Var tabii ki. Olayın tamamı zaten manevi yani. Zaten hani gözümün bir şey gördüğü yok. Eşyadır bilmem ne. Hiçbiri benim için önemli değil. Anneannemin anısı olan bazı eşyalarımız vardı. Onlar benim için önemliydi. Ama her şeyimiz bulundu. Çok hızlı şekilde bulundu. Hiçbir kaybımız yok. Bundan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki son soru olarak anneniz kaçıyor yani, kurtuluyor. Karşı taraftaki kadın yanına gidiyor, aslında yani yanışıyor. Peki o kadın tepkisi nasıl olmuş? En çok o ağlıyordu zaten söyleyeceğim şey. En çok o ağlıyordu, en çok o dövülüyordu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geçmiş olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bundan sonrası daha da güzel olacak. O iki kişinin de artık bu saatten sonra çok fazla kaçma şansları yok. Buradan geçerken karşı karşıya geldiniz. Neler hissettiniz tanımları görünce? Güzel bir his değil. Allah kimseye yaşatmasın. İşte nankörlük, yalancılık ama adalet yerini bulacak. Bundan herhangi bir şüphem yok. Çok çok teşekkür ederim. Annemin sorunu mu? Annem iyi. Annem iyi. Daha da iyi olacak. Sadece tabii ki çok ürktüğü için, çok korktuğu için. Yıpranmış durumda sadece ama çok güçlü bir kadındır. O yüzden bunu da çok hızlı bir şekilde atlatacağına şüphem yok. Çok teşekkür ederim. Evde yalnız mı geldi? Yalnızdı. Korkuları var mı? Korkuları kaldı mı? Hayır, hiçbir şekilde aile olarak hiçbir şeyden korkumuz yok. Hayır, hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Korunuyoruz. Polisimiz burada, emniyetimiz burada. Rahattayız, güvenliyiz.
Evet, onların hepsini de teslim aldık. Her şey bulundu. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Söyleyecek misin bana?